Akademisyen, gazeteci, yazar, profesör, doktor Mehmet Altan aramızda. Sayın Altan, günaydınlar, hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin. Teşekkür ediyorum. Ben ekranda göremiyorum Sayın Altan'ı. Görebilirsem sevinirim. Biraz karanlıkta mı kaldınız Sayın Karanlık Altan? bakalım. Biraz ışık mı olsa? Işık herkese lazım. Çok güzel söylediniz. Evet, ışık hepimize Her lazım. yere bir ışık lazım. Öncelikle nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ediyorum. Sizleri sormalı ne var ne yok. Bizler baş ağrıları, mide bulantıları, öfke nöbetleriyle geçiriyoruz bugünleri. Çünkü Sedat Peker'in itirafları bizi de çok ilgilendiriyor. Kıbrıs'ın kuzeyini çok ilgilendiriyor. Önce ben genel çerçevede sormak, sonra özele inmek istiyorum. Ne oldu da Sedat Peker konuştu? Ne oluyor Türkiye'de? Şimdi aslında bu meselelere ne oldu, neden konuştu diye bakmak tabii ki bir gazeteci sorusu, önemli bir soru, herkesin merak ettiği bir soru. Ama temelde bakın geldik gene rahmet Kutlu Adalı'nın cinsine. Bu konuş neden konuştuğundan ziyade anlattıkları Ne oldu? Bağlantıda bir sorunumuz mu var? cinayet. Bir alalım isterseniz, tekrar bağlayalım da, çünkü Sayın Evet. Altan'ın söyledikleri önemli olacak. Onların hiçbirini kaçırmamamız lazım. Reji halledene kadar ben de bizden kaynaklanan bir sorun mu acaba, Sayın Altan'ın bağlantısı ile ilgili mi? Evet. Birazdan bağlanacak Sayın Altan tekrar. Çünkü onun vereceği cevaplar önemli. Dolayısıyla hiçbir anını kaçırmak istemiyorum ben de. Birkaç yorum okuyayım tekrar bağlantı kurulana kadar. Kralın çıplak olduğunu herkes biliyor ama susuyor. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın politikası yapıyoruz demiş Salim Özpolat. Hasan Basri, günaydın. Ülkenin gururusun. Ha, teşekkür ediyorum Hakkı Efe. Estağfurullah. Yani sadece doğru bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Umarım hep birlikte bunu başarabiliriz. Sağ olun, var olun. Hoş geldiniz, siz de sefalar getirdiniz. Bekleyelim bakalım, Mehmet Altan tekrar bağlansın. Yeni Bakış gazetesinde görgü tanığının ve fotoğrafları çeken Ömer Köse'nin ifadeleri, itiraf değil de açıklamaları hakikaten daha da can sıkıcı. Yani gerçekten daha da can sıkıcı. Her bir detayı can sıkıcı, o da daha can sıkıcı. Yani önceden sarı bir Fiat araba gördüğünü söyleyen bir kadının görgü tanığının daha sonra bunu görmediğini söylemesi bile o kadar önemli bir şey ki, o kadar önemli bir şey ki, ne diyeyim bilemiyorum. Cinayeti asker ve sivil savunma planladı diyor. Yahu Allah'ım ya Rabbim. Yani şimdi aslında şaşırma yok. Şaşırma yok. Bunlar hep konuşuluyordu. Hep konuşuluyordu. Ama birinci ağızdan bizzat, evet ya, beni sivil savunma asker Korkut Eken Galip Mendi bu işe hazırladı diyen bir insan konuşuyor. Allah'tan çıkarları ters düşmüş. Yoksa Sedat Peker niçin çıkıp konuşacaktı? Yani acı olan tarafı da o aslında. Yine bir mafya liderinden, bir suç örgütü liderinden öğreniyoruz biz gerçekleri. Araştırılarak değil, birileri araştırdığı için, iş sürdüğü için değil, itiraf ettiği için. Yani birileri gerçeği arayıp bulmadı. Zaten gerçeğin bulunmaması istenmişti. Şimdi sanıyorum tekrar aramızda Mehmet Altan. Sayın Altan tekrar günaydın, tekrar hoş geldiniz. Sözü direkt size Teşekkür bırakacağım. ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Sorumuza kaldığımız Evet, direkt yerden. size bırakacağım. Yani neden Peker bunları anlatıyor olabilir? Hani FETÖ ile AKP'nin ilişkileri bozulunca da bir şeyler olmuştu. Yine bir çıkar çatışması sonrası yüksek ihtimalle, tabii Sedat Peker çıkıp bunları anlatıyor ama siz daha geniş bir çerçevede değerlendirirseniz sevinirim.
Şimdi bakın, gerçek bir hukuk evrensel hukuka göre işleyen bir devlette uyuşturucu ticareti yapan olursa yakalanır. Cinayetle bir şekilde birisi cinayet işlerse yakalanır. Her türlü illegal, hukuk dışı eylemleri o devlet yakalar, yargılar ve cezalandırır. Şimdi siz gerçek bir hukuk devleti değilseniz, bu tür illegal faaliyetleri yakalayıp yargılamıyorsanız, gerçekten bunları cezalandırmıyorsanız, bu bir şekilde sürüp gidiyor ve her hasta paylaşım kavgasında da bu tür şeyler ortaya dökülüyor. Muhtemelen böyle bir yapı hep var olan, gerek Kıbrıs'a gerek Türkiye'ye yayılmış olan, var olan ama bir türlü gerçekten temizlenmeyen bir illegalitenin, bir illegal hukuk dışı büyük paralar, uyuşturucu, fuhuş, kumar üstünden para kazanan bir örgütlenmeyi siz canlı tutarsanız, bunu devletin varlığına kasteden bir zehirli unsur, bir hastalık olarak görmezseniz, bunlar her seferinde yeniden canlanıyor. Güç kazandığı zaman da kendi aralarında zaman zaman büyük paylaşım kavgalarına girişiyorlar. Ve hukuk devleti olmadığı için o toplumlar, bunların barındığı toplumlar, halkı da o kavgalar ortaya çıkınca ne olup ne bittiğini öğreniyor. Onun için bu tür meseleler, illegalite üstünden sürdürülen faaliyetlerin ortaya dökülmesinin arkasında muhakkak böyle bir paylaşım kavgası var. Belli, evet, bir şeyleri paylaşamadılar. Tabii iddialar da havada uçuşuyor. İşte Süleyman Soylu Sedat Peker'in alanını Mehmet Ağar'a verdi. MHP'nin aracılığıyla ve baskısıyla Sedat Peker bununla savaşmak istedi falan gibi bir dünya iddia dolanıyor. Tabii günün sonunda göreceğiz bakalım. Rejimi değiştirebilir mi bu iş? Yani sizce hükümetin değişmesine, işte bir şeylerin karışmasına kadar büyük etkilere sebep olabilir mi? Öyle bir öngörünüz var mı? Yani bugüne kadar şimdi bakın, bu geçen pazar günü bir de bir JITEM davasının, 19 kişinin öldürüldüğü JITEM davasının bozulduğu haberini okuduk. Şimdi bu işleri derli toplu analiz ederseniz ortaya şu çıkıyor. 1952'de Türkiye NATO'ya girdikten sonra Avrupa Sovyet tehlikesine karşı bir de Ergenekon dediğimiz, işte farklı farklı adları olan, kontgerilla denen bir yapı kuruyor. Bu Türkiye kuruluyor. Fakat zaman, Soğuk Savaş bittiği vakit, Berlin Duvarı yıkıldığı vakit, Sovyetlerle Batı arasındaki bu tür bir endişe ortadan kalktığı vakit, Avrupa bu kontgerillayı ortadan kaldırıyor. Yani bir Sovyet işgali karşısında bir sivil milis güç, silahları şunları bunları olan bir paralel örgütlenme, ordu. Ama bunlar sivillerden oluşan, şu bu filan. Türkiye bu temizliği yapmadı. Yani bizim güneydoğumuzda olan sıkıntılara karşı bu yapılanmayı tuttu, temizlemedi. Ve bu daha sonra sürekli bir Sovyet işgaline karşı oluşturulan, fakat birileri bana saldıracak diye silahlı camda, yani ve kimsenin saldırmadığı bir adamın ruh haliyle bu yavaş yavaş içeride uyuşturucuya, kumar parasına ve bu resmi devlet yapılanmasının içinde güçlü bir odaklanmaya dönüştü. Susurluk bunun ortaya çıkmasıdır. Fakat siz eğer Susurluk'la pazar günü bozulan JITEM davasının sanıklarına bakarsanız hep aynı kişilerdir.
Türkiye bu inisiyatif, Susurluk'ta bir takım şeyler yaptı ama şimdi ortaya çıkan, bugün ortaya çıkan, Sedat Peker'in anlattıklarıyla gördüğüm... yapı üstlerini, istenmediklerini verdikten sonra Sovyetler için kurulan ama hiçbir şekilde var olmalarına göz yumduğumuz uyuşturucu cinayetle yeniden hortlayan, onların isimlerini pek değişmeden ortadan kaldırma iradesi var mı bilmiyorum ama bunların ortaya çıkmış olması ve bir takım şeyleri öğreniyor olmamız bir umut vesilesidir. Ama bir taraftan da büyük bir hüzün meselesidir. Yani çünkü teorik olarak bir cinayet işlendiği vakit bir hukuk devleti çöker, ölür. O devlet teorik olarak cinayet sonu ölen yapıyı bu cinayeti işleyen zanlıyı bulup yargılayıp eğer gerçekten bu cinayeti o işlemişse mahkum ederek o teorik olarak çöken yapıyı yeniden inşa eder. Şimdi bir cinayet faili bulunmuyorsa, bir şekilde eylemlerin zanlıları ortaya çıkarılmıyorsa, yargılanmıyorsa aslında orada devletin varoluşuyla zıtlaşan, devlete karşı bir büyük tehlikenin sürgüt devam ettiği anlaşılır. Ve bunlar her seferinde bu yapının içinde olanlar, kendilerini vatanseverlikle yahut o ülkeye dış düşmanların saldırısıyla gibi hamaset içeren ama her seferinde o hamaseti üstündeki kabuğunu biraz kazıdığınız vakitte altından hukuk istemeyen, denetim istemeyen hukuk dışı faaliyetleri vatanseverlik olarak kabul etmemizi arzulayan hatta bunu bize dayatan bir yapının çıktığını ortaya görüyoruz. Yani bu işi 1952 NATO'ya girişten sonra kurulan örgütlerin denetim altından çıkması ve bunu vatan için, millet için, vatanseverlik için, yurt için, milliyetçilik için diyerek denetim dışında aynı faaliyetleri aynı kişilerle sürdürülen bir yapının uzantıları olarak dava dosyalarından da görüyoruz. Mesela Susurluk tamamen temizlenseydi JITEM ortaya çıkmazdı. JITEM çıkmasa bilmem ne konu diye bir dava olmazdı. O derli toplu bakılsaydı bugünkü bu duyduğumuz facialar portlamazdı. Onun için bunu bir bütün içinde temelinde tek bir cümleyle söylemek lazım. Gerçekten siz vatansever olduğunuzu iddia ediyorsanız bunun tek bir şartı var. Evrensel hukukun hiçbir şekilde izinden ayrılmayacaksınız. Evrensel hukuka düşman olarak vatanseverlik olmaz. Biz bunları duya duya bu dönemlere geldik ve hep bu türlü iddiaların altından uyuşturucu çıktı. Hep bu tür iddiaların altından cinayetler çıktı. Hep bu tür bu iddiaların arkasından olmadık korkunçluklar çıktı. Herkes huzur içinde, güvenli, refah arttırıcı bir hayat yaşamak istiyor. Ancak evrensel hukuka uygun ki devletin tanımı budur. Evrensel hukukun varlığının ifa edilmesidir. Buna izin verilmemesidir. Böyle bir toplum var olduğu vakit olur. Onun için bu yapıyı biz temizleyebilir miyiz, dönüşür mü, ne olur meselesine çok ciddi, gerçekten bir hukukun inşasının olup olamayacağı üstünden bakmamız lazım. Şimdi pek öyle bir durum göremiyorum ama umutsuz da değilim. Çünkü en azından bu ortaya döküldü ve bunu izleyen birileri var. Devlet her şeyi biliyor fakat gereğini yapmıyor. Yarısı çok iyi bir şey, herkesin her şeyi bilip izlemesi. Yarısı da dehşet verici, gereğini yapmamız. Gereği nedir? Hukuk. Bakın kaç gündür Türkiye'de bir savcı bulamadık. Yani savcının görevi anayasal düzende, hukuk devletinde, anayasal sistemin
ve hukukun ihlal edildiği her yerde otomatik olarak harekete geçmesidir. Yani şimdi bu kadar dehşet verici iddialara otomatik olarak harekete geçmeyen bir yapı var ise o nasıl olacak da kendini temizleyecek? Yani ilk önce savcılık kamu adına hukuki anayasanın ihlalini gözeten bir yapı felç olmuş. Hareket edemiyor, kımıldayamıyor, parmağını oynatamıyor. Ama en azından bunlar da ortaya dökülüyor. Bu süreci izlemek lazım. Bir de tabii bu tür uyuşturucu dediğimiz vakit bütün dünya sistemini düşünmek lazım. Dünya sistemi kendini zehirletmek ister mi? Yani bu sadece Kıbrıs'ta, Türkiye'de bunlarla ilgili değil. Siz eğer uyuşturucu ticareti devreye giriyorsa, tabii ki uyuşturucu ticaretinin de küresel bir çetesi var. Ama bir de bunu yok etmek isteyen uluslararası sistem var. Onu da bir şekilde başka bir üçüncü gözle izlemek lazım. Şimdi Sayın Altan, bizim şöyle bir hissiyatımız var. Aslında gerçek de böyle bizim için. Kıbrıs'ın kuzeyi kontrollü bir şekilde barış ve özgürlük engellenerek, federasyon engellenerek Türkiye'nin kirli işlerinin döndüğü bir arka bahçe, bir lağım haline getirildi. Bizim hissiyatımız bu. Türkiye'nin tüm suçluları burada barınıyor, işte otellerin, kumarhanelerin sahipleri oradan geliyor. İşte gizli kapaklı bir iş yapılacaksa burada yapılıyor. Kara para aklama, uyuşturucu trafiği bizim üzerimizden dönüyor. Yani çok kullanışlıyız hem toplum olarak hem bulunduğumuz coğrafya olarak. Dolayısıyla federasyonun engellenmesi, barışın engellenmesi Türkiye'nin işine gelmiyor. Çünkü çok önemli bir arka bahçesini, çukurunu, pislik gömüp üstünü kapattığı çukurunu kaybedecek. Bizim görüşümüz bu. Bunu özellikle bizim görüşümüz diye bastırıyorum. Çünkü size ayrıyeten soracağım. Siz Kıbrıs Adası'nın bütünüyle çok uzun yıllardır ilgili ve Türkiye'deki birçok akademisyenin, siyasetçinin bilmediği kadar detay bilen, ilgilenen, gelip giden insanlardan birisiniz. Kıbrıs sizin ilgi alanlarınızdan biri. Korsan Ada adlı 2004 yılında yazdığınız bir yazıyı yayınladık biz dün. Okuduk sanki bilmiyormuşuz gibi bir daha tüylerimiz diken diken oldu. İnanılmaz parti parti detaylar verdiğiniz bir yazı. O kadar hakimsiniz konuya. Hepsini tek tek konuşmamız imkansız ama bizim duygularımız bu yönde. Siz nasıl görürsünüz, ne söylersiniz? Kıbrıs'ı çok çok severim. Gerçekten çok severim. Ve içim cız ediyor. Ya uyuşturucunun o adada ne yeri var? Bir kumarın ne yeri var? Fuhuşun ne yeri var? Yani bunların hiç yakıştıramadığım, hiç beraber anmak istemediğim, olağanüstü keyifli, olağanüstü Akdeniz'in bütün lezzetlerini barındıran muhteşem bir yer iken gerçekten bunlarla anılan bir hale düşürülmesi. Bu benim canımı acıtıyor. Yani bunun sizin bizim görüşümüz diye ifade ettiğiniz şeyi ben hiçbir siyasi tartışmaya girmeden bir cümleyle özetliyorum. Kim ki Kıbrıs'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dediğim adanın tümünün hukukun denetimi dışında olmasını ister, bir kısmının yahut tümünün, ona ben şüpheyle bakarım. Çünkü benim söylediğiniz gibi Kıbrıs'ı sevdiğim için çok uzun yıllardır izledim. Temel meselelerini çok iyi bilirim. Kıbrıs diye bir ada diye kitabım da var. Çok geldim gittim. Oranın, o halkın, o layık olduğu özgürlüğe, refaha, hukuka kavuşması için çok uğraştım. Ve bunun temelinde o sizin ifade ettiğiniz duyguyu hukuku isteyenlerle istemeyenler diye ben ayırıyorum. Hukuku istemediğiniz vakit denetimden uzaklaşıyorsunuz, kontrolden uzaklaşıyorsunuz. Denetimden ve kontrolden uzaklaştığınız vakit bir dünya cenneti olmuyorsunuz, bir dünya cehennemi oluyorsunuz. Yani bu adanın mesela şimdi küresel olarak çip üretiminde büyük bir sıkıntı var yeryüzünde. Ya canım bir yer çip üretse
kumardı, bilmem fuhuştu, cinayetti, bunların çok fevkinde büyük paralar kazanabilir. Aynı zamanda o üniversiteleri var. Bütün dünya üniversiteleriyle yarışabilecek. Bundan o adanın herkesin ağzından burnundan tereyağı fışkıracak kadar zengin olabilecek bilgi çağına uygun bir başka üretim biçimine geçebilir. Ama ne yapıyorlar? Kıbrıs'ta bugün sanal bahisi çoğaltalım diye yasa peşinde koşuyorlar. Ya niye siz bu halkın ve bu adanın yeryüzü standartlarında çağa uygun beyinsel faaliyetleriyle zenginleşmesini, özgürleşmesini istemiyorsunuz da cinayetlerle, uyuşturucuyla, sanal bahisle bu faaliyetleri buraya uygun görüyorsunuz. Buna tam da bunu sorayım. Sözünüzü kesmiş buna, gibi olmayayım. Neden sizce? Çünkü burada Türkiye'deki ortaya çıkan yapının devamı oradadır. Büyük para kazanıyorlar. Yani hiç kimse üreterek, yarışarak, rekabet ederek değil. Ben vatanı bilmem çok vatanseverim, çok milliyetçiyim, ölürüz, mölürüz falan diyorsunuz. Peki kardeşim sen bu kadar vatanseversen, bu kadar milliyetçisen niye Türkiye, Kıbrıs hiçbir şekilde yüksek teknolojili bir üretim içine, dünya standartlarında bir üniversiteye, eğitime, dünya standartlarında bir faaliyete girmiyor da bu lafların altından hep cinayetler, fuhuş, uyuşturucu çıkıyor. Çok ucuzdan, kolayından, gangsterlikle para kazanmaya yönelik bir dehşet verici, bir rezillik, ne diyeyim yani. Onun devamını isteyenlerin söylediği şeyler, bunu siyasi kavgaymış gibi yapıyorlar. Ya tek bir soru sormak lazım Kıbrıs halkına. Kardeşim sen bu adanın uluslararası hukuksal olarak denetimini istiyor musun, istemiyor musun? Uluslararası hukuksal denetim mi, suçlu cinayet, fuhuş mu? Bu soruyu sormak lazım. Bize sormuyorlar ki Sayın Altan. Sorun orada zaten. Bize sormuyorlar. Bize Cumhurbaşkanlığı seçiminde de sormadılar. Biz bütün müdahalelere rağmen, bütün yapılan Ali Cengiz oyunlarına rağmen anca 3000-5000 oyla kazandırtabildiler, atayabildiler Ersin Tatar'ı. Ama bize sormuyorlar. Onlar ne istiyorsa artık, çünkü kendi işbirlikçileri de burada. Bilmem bu görüşüme katılır mısınız ama bana göre dışarıdan hiçbir müdahale, içeriden bir işbirlikçi olmazsa başarıya ulaşamaz. Kendi işbirlikçilerini de seçim kisvesi altında zaten şu anda atadılar, koydular. O yüzden sıkıştık kaldık bu ikilinin içinde. Yani ben burada şunu görüyorum. Kıbrıs'ta hiçbir muhalefet yokmuş gibi. Yani zaten Türkiye'de demokratik yapılanmanın olduğunu, bir temel hak ve özgürlüklerin yürürlükte olduğu, gerçek bir yargının hayatta olduğunu söylemek mümkün değil. Onun devamı olarak Kıbrıs halkının bir şekilde hepsi bir tek adammış ve o da yönetimdeki kişiyle Türkiye'nin söyledikleri kadarmış. Başka düşüncesi yokmuş gibi yapıyor. Ben Kıbrıs'ı izliyorum. Muhalefetinin sesinin hiçbir şekilde buraya yansımadığını ve sanki orada bir tek düşünce varmış. O da resmi Türkiye'nin oraya üflediği düşünceymiş gibi bir ortam yaratıyor. Ama bunların hepsi sıkıntı yaratır. Çok büyük sıkıntı yaratır. Yani hiç kimse akılsız olduğu için demokrasiden yana değil. Şimdi siz bunu bir şekilde bu programda konuşuyoruz. Ama demek ki bir sıkıntı var. Niye demokrasi bütün toplumları huzurlu yaşamasını sağlar? Ya siz bana ifade ediyorsunuz. Ben de görüyorum. Şimdi bu sıkıntının üstünü örttüğünüz vakit bu bir yerde patlar. Yani bu sıkıntı yaratır. Halbuki buna siz kulak verdiğiniz vakit çözmeye çalışırsınız. Bir şekilde buna ve bu sistem, ya bunlar Türkiye'de de görüyorum. Ya şimdi Türkiye'de bir Sedat Peker'in açıklamalarıyla tekrar gündeme gelen 5 tonluk bir kokain meselesi var. Bu kokain Kolombiya'da yakalanıyor gemiye yüklenmişken ve bunu bir şekilde oranın savunma bakanı açıklıyor. Resimleri dünya ajanslarına düşüyor.
Kolombiya'daki bu kokainin İzmir Limanı'na geliyoruz. Bu kokainleri bulun diyenlere Türkiye düşmanı diyorlar burada da. Aynı mekanizma burada da işliyor. Ya kokainleri bulun, Türk halkı zehirlenmesin diyen bir adam nasıl Türkiye düşmanı olur? Kokainlerin bir şekilde buraya gönderilmesini uluslararası Türkiye'ye karşı plan diye sunmak ve bunu sahiden buna inandırıcı bir şey söylüyormuş gibi durmak orayı daha da çökertir. Tamamen yok eder. Kezzaplar. Yani nereye, o nitekim oraya doğru gidiyoruz. Ama niye buna karşı olanların gerçekten huzur, refah, hukuk isteyenlerin güçlü olmadıkları meselesine gelince bunlar bir kere işte medya onun için denetim altında oluyor. Bunu hiçbir şekilde duymuyorsun. Bakın rahmetli Kutlu Adalı'nın cinayeti 96 yılı. Şimdi bu bir inanılmaz bir yeraltı sisteminin çıkar kavgası olmasa biz onu kimin işlediğine dair iddiayı da duyamayacağız. Ben o videoyu izlerken kendi ruh halim, çünkü gerçekten büyük bir hukuk savaşı veren Sayın Kutlu Adalı'nın eşi, ki büyük saygı duyuyorum, Kıbrıs'taki bir konuşma sırasında annesiyle beni dinlemeye gelmişti. Orada gördüm. O resim aklıma geldi. Siz düşünebiliyor musunuz? Bir hayatı yok ediyorsunuz. Sadece bir hayatı yok etmiyorsunuz. O insanlarla beraber var olan, onlarla hayat sürenleri de yok ediyorsunuz. Bir ada halkının özgürlüğünü de yok ediyorsunuz. Güvenini de yok ediyorsunuz. Ve bu 25 yıldır ortaya çıkmıyor. Daha korkuncu. Bunu ortaya çıkarmadığı için Türkiye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde var. Yani sizin eğer beyinsel bir onurunuz varsa, beyinsel bir ahlakınız varsa, böyle bir mahkumiyetten orayı yönettiğini iddia eden adamların sadece yüzünün değil içinin de kızarması lazım. Bu üstü kapatılmıyor. Bir de bu üstü kapatılmadığını görüyorsunuz. Bakın 96, 2021 ne oldu? Kapatabildiniz mi? 25 yıl sonra ortaya çıktı. Üstelik bu sefer bir zanlı da var. Şimdi savcı harekete geçecek mi, ne yapacak diye bekliyoruz. Yani buraları yönettiği, bu dönemlerde yönettiğini iddia edenler var. Türkiye'de 25 yıldır iktidarda görev yapmış olanlar var. Askerler var, emniyetçiler var, polisler var. Peki böyle bir cinayet ortadaysa, faili yoksa siz rahat mısınız? Huzur içinde misiniz? Vicdanlarınız bir şekilde kanamıyor mu? Sormak lazım. İnsanların meslek onurları vardır. Güvenlik bürokrasisi ise bir cinayet işleniyor ve bulunmuyorsa o güvenlik bürokrasisi bundan en azından manevi olarak yaralanmış olmak gerekir. Üstelik de bunun tamamen üstü örtülmüş. Yani şimdi bu bir şekilde bunun edemiyoruz doğru ama hayat çürütüyor, yok ediyor, mahvediyor, öldürüyor. Bir de tabii 25 yıldır bir yere bir şekilde bunun mumunu yakmak lazımdı. Yani insanlar manevi olarak 26 Temmuz 1996 yılından beri bir yerde hiç sönmeyen ve Kutlu Adalı'nın katili bulununcaya kadar da söndürülmeyecek bir mum yakmak, simgesel olarak bunu unutturmamak yahut her sade 6 Temmuz'larda değil, çok daha sık bir şekilde bu cinayet bu adanın çökertilmesidir. Her adadaki cinayetin faili bulunmadıkça bu ada ölüyor ciddiyeti ve mantığıyla bir eylemin. Aynı zamanda da para kazanma biçimini de değiştirmenin sonucu bu baskı ortadan kalkar. Ada halkının, devletin imkanları dışında piyasadan geçinecek. Piyasadan geçinmenin yollarını ararken yeryüzünün ileri teknolojileriyle ilişki kurabilecek, buluş yapacak, paten alacak ve eğer siz bizi yok sayıyorsanız biz de üretimimizle yeryüzünün bir parçası olarak yeryüzüyle var olacağız gibi bir iddiayı da
şekillendirmek lazım, seslendirmek lazım. Çünkü Kıbrıs'ın siyaseti devlet imkanlarını paylaşma üstünden gittiği vakit bunlardan temizlenme olanağı yok. Çünkü bunların temizlenmesini isteyen bir patron söz konusu olmayacaktır. Onun için de o patronla, kim o patronla çalışacak diye baktığınız vakit bunlar zaten temizlenmiyor. Çünkü bu tür karanlıklar, facialar, iç acıtan, orayı kezaplayan yapı o ilişkilerden geliyor. Yani Korsana'da, niye Korsana'da? Denetimi yok. Ve söylediğim mesela 92'de ya bulunuyor, havaalanında, VIP salonunda bulunuyor, bulunan kişi kayboluyor, davanın üstü örtülüyor. Kim yapıyor onu? Eroin ticareti yapan bütün Kıbrıs halkından daha güçlü. Bunları söyleyenlerden daha güçlü. Bunun içinde bürokrasisi var, polisi var, adliyesi var, yakalayanı var, şahidi var. Hangi güç meşru yapıdan daha güçlü ya? Ya bu ne demektir? Burada devlet yok. Neden? Çünkü gayrimeşru eylemler daha güçlü. Ya gayrimeşru eylemin, faaliyetin meşru düzenden, anayasal düzenden, hukuksal sistemden daha güçlü olduğu bir devlet olur mu? Çürür orası ya. Yok olur. Benim bütün hayatım hukuk demekle geçti. O hukuksuzluğun ta ortasına düştüm 15 Temmuz'dan sonra. Anayasa Mahkemesi kararını geçen sefer anlatıyordum. 4 hakim ve savcılar kurulu bir şekilde soruşturmuyor. Şimdi o yapı, bu zehirlenme her tarafa yayılıyor. Burası nerede etkinse oraya doğru gidiyor. Kıbrıs'ta onun çok uzun zamandır devamı. Onun için canım Akdeniz, olağanüstü, o güzel ada, o derin kültür, o coğrafya, o insanlar, oranın bir şekilde has insanları, onlara bu layık değildir. Burada olanlar bize layık değildir, orada olanlar o halka layık değildir. Bunun tek üstesinden gelinmesi, bize layık gördükleri muamelenin her yerde tavizsiz bir şekilde evrensel hukukun peşinden gitmek, bunun ihlal edildiği yerde hiç boşluğa, enerjisizliğe, küskünlüğe kapılmadan peşinden koşmaktır. Hatırlatmaktır. Mesela meclisteki tartışmaları izledim. O dönem bunları yakalayamayan insanların, bürokratlarının, şunların, bunların resimlerini çıkartıp muhalefet her tarafa asabilir. Yani Kutlu Adalı cinayeti sırasında görevde olanlar kimlerdi? Onlar bu işi çıkarmadı. İşte yönetimde olanların çıkarmadığı bir büyük cinayettir ve cinayetin nasıl işlendiği de ortaya çıktı şimdi. Faili de isimlendirildi. Bir şekilde oradaki dosyalara, yani çok komşu yukarıdan halı sekmiş rahatlığında konuşan yetkililer de gördük. Bu öyle bir şey değil. Bu bünyeden alınan bir miktar kanın o bünyeyi zehirlediğini yahut o bünyede zehir olduğunu, o bünyede ölümcül bir hastalık olduğunu söyleyen bir örnek. Siz eğer Kutlu Adalı'nın cinayetini ortaya çıkarmazsanız o bünyedeki, o bünyeyi çökertecek zehirli hastalığı devamından yanasınız demektir. Onun için bu hukuk böyle sıradan günlük fal bakar, ayaküstü mahalle dedikodusu gibi bir şey değil. Varlıkla ilgili bir şey. Toplumun varlığıyla ilgili. Orada hem devlet olmak istiyorsun, hem uluslararası hukuk bizi tanısın istiyorsun, hem de Türkiye'de seslendirilen nasıl olduğunun iddia edildiği, çok net anlatıldığı bir cinayetin üstüne gitmiyorsan yeryüzüde tanınmak niye istiyorsun? Yahut tanınmak istiyorsan nasıl tanıyacaksın? Hukuk olmayan hiçbir yeri tanımıyor yeryüzünde ve bu hukukun olmadığı bir kesimin hep aynı isimler ve aynı kadroların işine geliyor. Bunun üstüne gitmiyorsun. Sayın Altan, Serdar Denktaş'ın bir ifadesi var bu olayla ilgili. Gerçi şu anda da öyle ama o zamanlar diyor, Türkiye'nin yaptığı hiçbir iş diyor sorgulanmazdı. Ana vatan bir bildiği vardır denirdi. Zaten bu iş tamamıyla askerin kontrolündeydi. Dolayısıyla hiçbir şey soramazdık, hiçbir şey yapamazdık. Biz soruşturmayı başlatsak ne olacaktı?
Türkiye çözmek istemediği müddetçe bizim elimiz kolumuz bağlı. Bizim zaten polisimiz Türkiye'ye bağlı. Polisimiz Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığımız TSK'ya bağlı. TSK zaten Türkiye'nin. Dolayısıyla bizim polisimiz zaten Türkiye'ye bağlı. Yani öyle bir kör düğüm atıldı ki Sayın Altan. Yani Serdar Denktaş'ın o gün için söyledikleri bugün için de aslında hala geçerli. Hatta Özgür Gazete de gelsin, bu şekilde son sorumu sormuş olayım. Bu ülkenin atanmış başbakanı bizi utandıran bir kişidir ve çıktı dedi ki kapanmış bir olay zaten dedi. Zamanında muhalefet de iktidara gelse kendi zamanınızda çözseydiniz dedi. Utançtan biz, hani dediniz ya siz, sadece yüzünün değil içinin de kızarması gerekiyor. Bu insanların hiçbir yeri kızarmıyor Sayın Altan. Bu bilgiler eşliğinde neler söylemek istersiniz son toparlarsak? Şimdi sizin iç siyasi değerlendirmeleriniz, tespitleriniz, sizin görüşünüz, siz tabii, bu durumu evet, böyle tabii değerlendiriyorsunuz. Ama bir şey hatırlatacağım. Siz çok gençsiniz. Bunları söyleyen insanlar vardı. Özker Bey vardı. Bu şimdi sizin canhıraş bir şekilde ifade ettiğiniz şeyleri o zamanlar söylüyordu ve gerçekten dostlarım vardır adada. Aynı zamanda ada entelektüelleri çok nitelikli entelektüellerdir. Her şeyi çok detaylı izlerler. Ve Özker Bey başbakan yardımcısıyken ben resmi bir davetle Kıbrıs'ı ziyaret ettim. Bana başbakanlıkta resmi makamında anlattıkları vardı. Yani o zaman belki ona niye destek vermedik? Niye arkasında durmadık? Doğru söyleyenleri siyaseten niye işimize siyasi olarak gelmediğinden dolayı yok saydık diye de bakmak lazım. Çünkü meseleler siz sıkıntıları olan insanlar bunları net fikirsel bir ifade özgürlüğü olarak sakin sakin anlattıkları vakit bu birikir. Yani hayat bunu destekler. Şimdi ne yapabilirdik değil. Düşünce çok önemli bir şeydir. Otoriter yapılar, faşizan sistemler ilk önce ifade özgürlüğünü ortadan kaldırıyor. Çünkü ifade doğruysa, haklıysa eylem yaratır, yayılır. İlk önce de ne yapıyorlar? Medya, basını boğuyorlar. Neden boğuyorlar? Doğruyu söyleyenin düşüncesi. Onu biz Türkiye'de televizyonları görüyorsunuz, kadrolu adamlar, muhalif olanın da kadrosu var. Bilmem yandaş olanın da kadrosu var. İkisinin de kimi çağıracakları belirli. Neden? Neden özgürce insanları rahatça çağıramıyorlar? Çünkü düşüncenin, doğru tespitin eylem yaratacağından korkuyorlar. Yayılacağından korkuyorlar. Onun için benim hukuk içinde söyleyebileceğim şey en azından bunları söyleyen, ifade eden insanların geriye dönük bakmak, bir yüzleşme yapmak, o dönemde bu cinayetin niye ortaya çıkmadığını hatırlatmak, oradan buraya bir çizgi çizmek ve en önemlisi, en benim canımı Kıbrıs için yakan iş, uyuşturucu, kumar, fuhuş, cinayetle anılır olması. Bu hiç kimsenin layık olduğu bir muamele değildir. Bir avuçluk, bir çetenin inanılmaz hak etmediği paralar elde etmesi için yapacağı bir faaliyeti, koca bir toplumu kapsaması, onların hayatını yok etmesi ve bu insanların, gençlerin geleceklerini karartmasına izin vermeyecek bir irade orada var. Kimse bunu bilmez. Hukuken bunu anlatmak, ifade etmek ve bundan sıkılıp usanmamak lazım. Ve orada bir önerim, somut bir önerim de hazır rahmetli Kutlu Adalı'nın cinayeti yeniden gündeme gelmişken bir zanlı adı telaffuz edilmiş iken
bu istemediğiniz ve size baskı yapılarak size empoze edildiğini söylediğiniz ortamın giderilmesi açısından bir yere herkesin görebileceği veyahut bütün Kıbrıs halkının bu cinayetin hala aydınlatılmadığını anımsayacağı, unutmayacağı simgesel bir şey koymak lazım. Ya bir koca mum yakmak lazım. Ya bir ışık bir şey bir yani. Sayın Altan, biz şunu yapabilmiştik gazeteyi kurduğumuzda arkamızdaki dekora Kutlu Adalı'nın ismini koyabilmiştik şu şekilde. Biliyorsunuz biz de geçtiğimiz sene, yaklaşık bir sene oldu kurulalı. Şöyle bir ismini koyabilmiştik. Bu bireysel bir simgeleştirmeydi ama siz bunu... Hayır. Çok çok kutluyorum. Çünkü muhalefet İngiliz hukuk sisteminden gelir. Kıbrıs, KKTC ve ciddi bir muhalefet kültürü vardır. Belki zaman içinde bunun eski cevvaliyeti aşındırılmış, gücü aşındırılmış olabilir ama topluca bunu sadece muhalefetten olmak da gerekmez. Ya iktidara oy verenler de kendi yaşadıkları bölgede niye illegal faaliyet olsun istesinler? Niye cinayetin katilinin bulunmasını istemesinler? Bütün halkın hayır demeyeceği bir istek bu. Topluca bu istediğiniz şey ve istediğimiz şey aynı. Bu cinayeti kim işledi? Çünkü o cinayet simgesel. Yani bir insanın hayatını yok etti, bir ailenin hayatını yok etti, bu açıdan bireysel olarak korkunç. Ama aynı zamanda da KKTC'nin halka mevcut yaşamını çok ağır zehirledi ve bu zehir sürüyor. Onun için bu çok hukuk üstüne kurulu talebi her an anımsatmak, akıllarda tutmak, yaşatmak ve böylece Kıbrıs için hukuk, refah, özgürlük, gelecek, dünyalı olmak, korsanada olmaktan çıkmayı da bu simgesel talebin üstüne, altına, arkasına, yanına yazmak anlamına bunu söylüyorum. Yani bu faaliyet basit bir faaliyettir, manalı bir faaliyettir ama. Ve bu ne olacaktır? Sizin sesinizi duyuramadığınız, size empoze edilen, çünkü katili bulunmayan bir cinayetin olduğu bir yerin yöneticisi olma isteme çok doğru bir istek değil. Bütün yöneticiler o yönettikleri yerlerin boyutları ne olursa olsun yeryüzüyle manevi bir yarış içindedir. Hangi ülkenin, Yeni Zelanda'nın kadın başbakanı böyle bir rezalet ister mi mesela? Sen manevi olarak eğer bir yeri yönetiyorsan onun da o yönetim biçimiyle yarışmak mecburiyetindesin. Ya ne olmuş, birisi birisini öldürmüş diye bir laf olabilir mi? Bu kadar gevşek, bu kadar iddiasız, bu kadar hukuktan geri çekilmiş. Yani bu kadar yarın bir gün hatırlatıldığında utanç duyacağınız bir duruş olamaz. Hukukun gereğini inkar eden, hukuk istemeyen bir yönetim olamaz. Çünkü yönetimler, devletler hepsi temel nedeni değildir. Nedir? Anayasal düzeni kurmak, yürütmek. Onun için de bir devletin başkanı, başbakan olduğunuz vakit temel işleviniz anayasal düzenin ihlal edilmemesidir. Cinayeti yok sayarsanız nasıl bir anayasadan, hukuktan, refahtan, özgürlükten, aynı zamanda tabii ekonomiye girmedim. Hukuk olmayınca ekonomi de olmaz. Rant olur. Devletten geçinirsin. Üretmezsin. İşte birisi eroin yapar. O bahşiş yapar. Birisi fuhuştan para kazanmaya kalkar. Diğeri kumarhanede çalışır. Ve bakarsınız ki o hayatlar o karanlık hissinden besle. Kimse böyle bir hayattan ne mağlanarak da yaşamak istemez. Niye yaşasın? Onun için bunu simgesel olarak Kutlu Adalı'nın cinayetinin aydınlatılıncaya kadar devam ettirilecek bir niyetin ben anlamlı olacağını düşünüyorum. Hukuk içinde de taleplerinizi daha iyi yansıtacağını, Türkiye'deki denetim altındaki medya ilgilenmese de şimdi sosyal medya üstünden bütün dünyanın buna kulak kapatacağına da inanıyorum. Çünkü bu çok insani,
bir toplumun, bir halkın çığlığıdır ve hukuk adına atılmış bir çığlıktır ve kendi geleceklerine sahip çıkma adına dünyaya seslendikleri, avaz avaza seslendikleri bir sestir. Sayın Altan, şunu söyleyerek kapatmak istiyorum. Birçok siyasetçi olduğunu, akademisyen olduğunu, Kıbrıs konusunu bildiğini, Kıbrıs tarihini bildiğini iddia eden insanımız var. Sizin anlattığınız bilgiler tabii sizin bilgi dağarcığınızın bir kısmı. Ama bu kadarını bile bilemeyen, anlatamayan insanlar tarafından savunuluyor şu anki sistem ve statüko. Dolayısıyla sizin Türkiye'den de bir ses olarak, Kıbrıs'ı da çok iyi tanıyan biri olarak her zaman sesinize, sözünüze, kaleminize çok ihtiyacımız var. Ayrıca Özgür Gazete'de de kalem oynatan biri olmanızdan dolayı ayrıca büyük mutluluk ve kıvanç duyuyorum. İyi ki bugün de zaman ayırdınız bize. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Her zaman var olun. Yüreğinize sağlık. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Ama korkarak yaşamak, yaşamamak demektir. Ayrıca de bu korkacak bir şey yok ya. Haklı olan sensin. Meşru olan sensin. Bu kadar medya işte devletten geçinme mecburiyetinde kalınca ödü patlıyor herkesin ya. Ne oldu? Beni de 30 yıllık kocaktım ya. Bir rezalet. Tutup beni soruşturmam yok. Soruşturmam. Ne oldu? Ne oldu? Ya ne olur atarlar. Gidip hapiste yatarım. Önemli olan haklı olmaktır. Haklı olduğuma git. Meşru olmaktır. Kim bunları yapanlar gayrimeşru. Ne olacak yani bir şekilde bir ama kendimden dolayı bunu söyleyemedim, edemedim, ifade özgürlüğümü kullanamadım, bildiğimi sakladım. Ya meşru olan bir adam, haklı olan bir adam, suç işlememiş bir adam neden korkar? Tabii ki anlıyorum yani o insani şartları falan neden korktuklarını, hangi ekonomik kıskacın içinde kaldıklarını da biliyorum. Onun için en azından korkmadan yapılacak iş bir mum yapmaktır. Teşekkür ediyorum. Ben size teşekkür ediyorum. Kıbrıs'ta beni buluşturduğunuz için. Tekrar görüşmek üzere Sayın Altan. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Evet, Türkiye'li akademisyen, profesör, doktor, gazeteci, yazar aynı zamanda Mehmet Altan aramızdaydı. Ben kendisini kişisel olarak da çok 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 sever sayarım. Aynı zamanda görüşlerine, fikrine, zikrine ve ağzından çıkan her lafta hukuk, 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 evrensel hukuk diyen bir adamın yazısına, kalemine, sözüne çok güvenirim. Kıbrıs konusunda Türkiye'deki ender bilgi sahibi, fikir sahibi, bilinçli kişilerden de biridir. Kendisi yazılarını da takip edebilirsiniz Özgür Gazete'den. Bugün Kıbrıs konusunun en azından Kutlu Adalı cinayeti ve Peker, Sedat Peker'in iddiaları doğrultusunda Türkiye'den nasıl göründüğünü bir kez daha öğrenmiş olduk. Yarın saat 8.30'da görüşeceğiz tekrar. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşça kalın.